bey. Kimsin, ne istiyorsun? Buradan git, Şevket bey seni görmesin daha iyi. Kimsin, nereden tanıyorsun beni? Baban seni görmesin, hakkında hayırlı olmaz. İstese de istemese de konuşacağım babamla. Sen kim oluyorsun? Hoş geldin beyim. Hoş bulduk Hamdi. Ne oldu, işler yolunda mı? Yolunda beyim, bir köş tutmuşlar, tenha bir yer, müsait. Baba. Seninle konuşmak istiyorum. Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Sana düşerdi ailenin namusunu temizlemek, yapmadın! Yüzümü kara çıkardın! Oğlum değilsin artık! Bırak peşime Rıza, yoksa fena olur! Asıl senin için fena olur bu işten vazgeçmezsen! Tehdit mi ediyorsun? Anlatamadım sana baba! Dünyada bu kadar canavarca bir şey olmaz! 25 yıl önce olmuş bir şey için insan elini kana bulamaz! Senin bu tutturmaların akıllı adam işi değil baba! Bu namus meselesi, bu kızıl vazo meselesi, bunlar akıllı adam tutturmaları değil! Düpedüz hastasın sen! Sus, konuşma! İncir çekirdeği doldurmaz bir şey için ömrünün sonuna kadar hapishanelerde çürüyeceksin! Yeter, sus, çekil git başımdan! Nerede, ne tarafta oturuyorlarmış? Yerlerini öğreneceksin, kaçmalarını söyleyeceksin, değil mi? Boşuna uğraşıyorsun! Beni de sefil ettin baba! Huzursuzluktan, endişeden, sinir yorgunluğundan çalışamayacak, mesleğimi düşünemeyecek hale geldim! Senin bu deliliğin yüzünden ben de aylak oldum! Bana acımıyorsun, hiç olmazsa kendine acı baba! İnsanın insana kan davası gütmesi, insanın insana kıyması, bunlar akıllı adam işi değil baba! Yeter, kes dedim! Sönmez oğullarından bir kulu sağ bırakırsam mezarında rahat uyuyamayacağım! Sana gelince keşke seni hiç okutmasıydım! Namus nedir, şeref nedir, bunları bilmez olmuşsun! Lanet olsun senin gibi evlada! Eşimi bırak dedim! Defol git dedim sana! Hata bende! Ne yapıp edip bir tımarhaneye kapatmak gerekirdi seni! Ama ne yazık ki babamsın! Defol! Seni polise ihbar edeceğim! Başka çarem yok! Koş peşine düş! Peşini bırakma sakın! Karakola giderse öldür! Hiç bakma, öldür! Ne iş yapıyorsun? Baba adın, ana adın... Affedersiniz! Kemal Sönmezoğlu adında birini arıyorum. Acaba bu civarda oturan böyle bir kimsenin adresini biliyor musunuz? Sönmezoğlu mu dediniz? Hiç duymadım! İsterseniz bir kere de postaneye sorun! Teşekkür ederim! Affedersiniz, Şevket Tosunoğlu odasında mı acaba? Demin birlikte geldiğiniz iki kişi değil, biraz önce eşyalarını alıp çıktılar. Çıktılar mı dediniz? Evet. Oteli terk ettiler yani? Evet.
bende. Gel, 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 gel. Çok şey istemem ki sende. Gel, 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 gel. Bitsin artık bu hasret, birazcık merhamet et. Gel, 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 gel. Öp beni, öp beni, doyasıya. Sev beni, sev beni, sev, kıyasıya. Öp beni, öp beni, öp, kana kana. Bu ne güzel tesadüf böyle ha! 4-5 yıl oldu değil mi görüşmeyeli? Azize, Rıza! Tıbbiyeden arkadaşımdır Rıza! Memnun oldum, çok memnun oldum! Nermin, bak kimi yakaladım! Ooo, Rıza bey, hangi rüzgar attı sizi buralara? Bir iş için gelmiştim, dönüyordum. Tren vaktine kadar bir kadeh bir şey içeyim dedim. Bir viski! Aman ne güzel tesadüf! Yusuf bey, Azize'lerin şoförü. Sıkıntılı görünüyorsun. Sıkıntılı mı? Hı-hı. Olabilir. Yoksa bir aşk faciası mı? Aşk mı? Besbelli aşk. Uyur gezer gibi bir hal gelmiş üzerine. Aa, anlaşılan pek gaddar bir kadının eline düşmüşsün. Aman Nermin, bırak da bir soluk alsın çocuk. Bu ikisi oldum bittim geçinemezler her nedense. Kara sevdaya tutulmuş diyorum, inanmıyorsunuz. Hiç değişmemişsin Nermin. Bunlar kavga etmeden rahata eremeyecekler. Gel biz keyfimize bakalım Azize. Oldu olacak kozlarını paylaşsınlar. Yalnız kavgayı kısa kesin de senden konuşacaklarım var. Hı? Çok dertli bir insana benziyor. Öyle. Tıbbiyedeyken sınıfın en parlak öğrencisiydi. Apansız kayboldu ortalıktan. Mesleği bıraktı, bize de gelip gitmez oldu. Bir ruhi buhran geçirdiğine hükmettim. Üstüne varılmamasını istediğini sezdim, bıraktım. Sonra büsbütün koptuk birbirimizden. Yazık, ne kadar değerli bir insandı. İlgilensen, bir yardımın dokunur belki. Elbette, bu karşılaşma çok iyi oldu. Hala düşmanlık duyuyorsun bana. Sebebi seni hala sevmemdir. Unutmanı söylemiştim. Sen unuttun mu? Basit bir çocukluk aşkı değil miydi aramızdaki? Sana olan zaafımı daima küçümsedin, sonra da ihanet ettin. Kimseyle paylaşılması mümkün olmayan bir takım dertlerim oldu. Bütün insanlardan, bu arada Hüseyin'le senden hep o yüzden kaçtım. Umarım aramızda geçen o çocukça hikayeyi Hüseyin'e açmadın, değil mi? Benimle alay edeceğini bildiğim için gizledim. Memnun oldun mu? Hüseyin en iyi arkadaşımdır. Senin yüzünden aramıza soğukluk girmesinden daima çekindim. Anıl, yapmayın canım, ama böyle olmaz ya! Artık gidelim küçük hanım, babanız merak etmiştir. Biz bu gece Azize'lerde kalıyoruz. Senin de tren, vapur falan kaçtı değil mi arkadaş? Evet, kaçtı. Nasıl olur? Saat 11'i geçiyor. 11'e çeyrek kalaydı trenin, değil mi? Rıza bey de bizde kalabilir arzu ederse. Teşekkür ederim ama olmaz. Niçin olmasın? Eski hatıraları tazeleriz biraz. Nermin'le Hüseyin bu gece bizde kalıyorlar. Siz de misafirimiz olun. Sabah birlikte dönersiniz. Çok teşekkür ederim. Hüseyin, arkadaşına bir şey söylesene. Azize doğru söylüyor, seni hiçbir yere bırakmayız arkadaş. Sen ömrün gecen olayım ben, gölün olayım ben, kulun olayım ben, aşkınla yanarak kırın olayım ben. Bu saate kadar niye uykusuz kaldın babacığım? Merak ettim. Rıza bey, babam.
Rıza Bey, Hüseyin'in sınıf arkadaşı. Treni kaçırmış, bizde kalacak. oldum. Yatmadan önce odama uğra Azize. Peki babacığım. İyi geceler. İyi geceler. Yine endişeli görüyorum sizi. Yalnız dolaşmanı mahsurlu buluyorum Azize. Yalnız değilim ki babacığım. İstanbul'a geldiğimizden beri ilk defa bir gece gezintisine gidiyorum. O kadar iyi vakit geçirdik ki. Şimdi sizi böyle görünce hepsi zehir oldu. Endişe etmemek elimde değil Azize. Ne diyecektim? Ha, kimmiş o delikanlı? Rıza Bey mi? Söyledim ya baba, Hüseyin'in çok yakın arkadaşı. Anlamıyorum babacığım neden endişe ettiğinizi. Niçin böyle yaşadığımızı, neden sakındığımızı anlayamıyorum. Kendimi bildim bileli bir şehirden ötekine taşınıp durmamız, Sönmezoğlu soyadını değiştirmemiz... Bu ismi unut Azize, soyadımız Sönmezoğlu değil artık. Sizin bu huzursuz halinizi anlayamıyorum, akıl erdiremiyorum bunlara. Böyle icap ediyor Azize. Bir takım düşmanlarımız olduğunu anlıyorum baba. Ama kim olduklarını, bizden ne istediklerini hep gizliyorsunuz benden. Bazen de evhamlanıyormuşsunuz, boş yere üzülüyormuşsunuz gibi geliyor. Bu kadar kapalı yaşamaktan, peşinde tabancalı muhafızlarla gezinmekten artık bunaldım baba. 23 yaşıma giriyorum. Hüseyin'le Nermin'den başka arkadaşım yok. Doya doya yaşamayı, insanların arasına karışmayı, yaşıtlarım gibi rahatça gezip eğlenmeyi ne kadar isterdim. Bu tabancadan da usandım baba. Eskiden oyuncak gibi gelirdi, hoşuma giderdi. Şimdi ürperti veriyor içimi. İzin verirseniz artık taşımayayım. Bütün bu tedbirlerin ne kadar hayati olduğunu bir gün anlayacaksın. Bir gün sırası gelince sana her şeyi anlatacağım. Nasıl isterseniz baba. Şimdilik iyi geceler. Azize... Efendim babacığım? Bir kere daha hatırlatayım, bu konulardan Nermin'le Hüseyin'e bile açılmamaya dikkat etmelisin. Yusuf'un tabancalı bir muhafız olduğunu, senin tabanca taşıdığını, hele Sönmezoğullarından olduğumuzu hiç kimse bilmemeli. Merak etmeyin babacığım, zaten öyle yapıyorum. İyi geceler. Azize, tabancanı unuttun yavrum. Dolu değil mi? Dolu babacığım. İyi, bir an bile ayırma yanından. Peki babacığım. Senin yerinde olsam bu evi baştan aşağı döşer, şöyle yaşanmış, sevimli bir hale sokardım. Çok isterdim ama ne de olsa iğrete oturuyoruz. Biliyorsun, babamın işleri belli olmaz, yarın sabah yine bir seyahat çıkıverir. Nermin, bir şey diyecektim. Rıza Bey'le aranızda bir gönül meselesi filan mı? Rıza ile benim aramda. Nereden çıkarıyorsun? Manyağın biridir Rıza. Oldum bittim, sinirime dokunur nedense. Işığı söndürebilir miyim? Hafta sonunda bize bekliyoruz. Babamdan izin koparmaya çalışacağım. Sen de gelirsin değil mi Rıza? Sanmıyorum gelebileceğim Hüseyin. Neyse canım, neyse! Nasılsa kandırırız biz seni! Gelirken şu yakışıklı şoförünü de atlatmaya bak! Olur! Tanıştığımıza çok memnun oldum! Pek çok teşekkürler Azize Hanım, hoşça kalın! Güle güle Rıza Bey! Bize şoförlük eder misin biraz? Hoşça kal Azize! Güle güle! Azize! Efendim baba! Ne var kızım, biraz mahzun görünüyorsun. Arkadaşlarımı uğurladıktan sonra
Garip bir hüzün çöktü içime baba. Gel, var mısın, atış talimi yapalım biraz. Çoktandır silah atmıyoruz, elimizin pası gitsin. Hiç canım çekmiyor baba. Eskiden hoşuma giderdi ama sıkılıyorum artık nişancılıktan. Başka bir zamana bıraksak. Sana ne oldu anlayamıyorum. Beni sık sık üzmeye başladın. Canım babacığım. Siz bu şımarık kızınızın kusuruna bakmayın. Kıyafetimi değiştireyim, hemen geliyorum. Aferin! Şimdi biraz daha geriden. Aferin kızım! Emeklerimi boşa çıkarmadın. Şimdi şunu havada vuracaksın. Karşılığında bir mükafat isterim ama. Tamam, ne istersen. Hazır mısın? Hazırım. Hop! Hadi bakalım, şimdi dile benden ne dilersen. Hafta sonunda Nermin'lerin evine gitmeme müsaade edeceksin. Oldu mu ya? Aa, mükafat vaat etmiştiniz. Peki canım kızım, kapana düşürdün beni. Verilen sözden dönülmez. Beyefendi, yeni bahçıvan gelmiş. Ben şuna bir bakayım. Olur. Yusuf, şu karşı kütüğü görüyor musun? Evet küçük hanım. Oraya bir nişan koy. Rıza bey, şişeyi sizin gönlünüz niyetine nişanlıyorum. Aa, vurdum! Daha önce nerelerde çalıştın oğlum? 25 yıllık bahçıvanım beyefendi. Büyükada'da, Suadiye'de birçok köşte çalıştım. Pekala oğlum, madem ki işin ehlisin, şu bahçeyi bir güzel tanzim et. Bir kere yabani otlar tamamen temizlenmeli. İşini beğenirsem aylığını arttırırım. Baş üstüne beyefendi. Yalnız bu evin bir takım kaideleri vardır. Mesela mutfaktan bir şey istemek için bile olsa eve girmeyeceksin. Müştemilatta yatıp kalkacaksın. Eve girip çıktığını görmeyeceğim. Baş üstüne. Yusuf. Buyurun efendim. Hamdi efendi yeni bahçıvanımız, yatacağı yeri göster. Baş üstüne efendim. Ne kadar mutluyum bilemezsiniz. Kendimi kozadan yeni çıkmış kelebek gibi hissediyorum. Umarım kelebeklerinki kadar kısa sürmez mutluluğun. Biyoloji dersinden hatırladığıma göre kelebeğin ömrü oldukça kısa. Kısa olsun, güzel olsun razıyım. Uzun, kasvetli, boş bir ömür sürmektense kısa, dop dolu, pırıl pırıl bir ömür... Alo! Buyurun benim. Evet. Peki, hemen geliyorum. Allah kahretsin, bu meslekte rahat yok. Hastaya çağırıyorlar. Neyse, siz keyfinize bakın, çabucak döner gelirim. Geç kalma! Şu karşı tepelerin güzelliğine bakın. Hadi yürüyüşe çıkalım. Aman bu soğukta işin mi yok Azize? Baksana, dışarısı rüya gibi. Ben de aynı fikirdeyim. Madem aynı fikirdesiniz, ne duruyorsunuz? Ben yemek üstüne şöyle bir uzanmazsam hasta gibi oluyorum, kusura bakmayın. Öyleyse bir dolaşıp geliriz. İşini uydurdum bakıyorum. Güzel değil mi? Sizin insana huzur veren, mutluluk veren yanınız bu. Küçücük bir papatyada bile güzellik keşfedebiliyorsunuz. Beni inimden çıkardığınız, kış uykusundan uyandırdığınız için teşekkürler. Estağfurullah. Yok, samimi söylüyorum.
İnsanı bütün dertlerinden arıtabiliyorsunuz siz. Teşekkür ederim ama keramet bende değil, tabiatta. Şu ferahlığa bakın! İnsanı zamandan koparıyor sanki. Burada bir evim olsun isterdim. Ben de! Dertlerden uzak, gürültülerden uzak, en önemlisi insanlardan uzak. Ne güzel! Niye bu kadar küskünsünüz insanları? Yaşamalarının %90'ını saçmalık üstüne kurmuşlar da ondan. Hayatla akıl bir türlü bağdaşmıyor. İnsanlar mantığı sevmiyorlar, mutlu olmak için gayret sarf etmiyorlar. Dünyayı bile isteye çirkinleştirmekten adeta zevk alıyorlar. Ne kadar karamsarsınız! Şaşılacak şey! Bütün kötülüklere, bütün çirkinliklere rağmen hayat o kadar güzel! İnsanlar o kadar iyi ki! Siz kötülüğü, çirkinliği tanımamışsınız da ondan! Gözlerinizden belli! El değmemiş, korkusuz, saf, pırıl pırıl bir dünyanız var! Hayatta hiçbir gerçekle yüzleşmemiş, gerçekten yaşamamışsınız daha! Evet, haklısınız! Bence en büyük eksiğim bu! Hayatı daha yakından tanımayı, insanları daha yakından bilmeyi ne kadar isterdim! Acı çekmeyi göze alıyor musunuz? Hayatı tanımanın bedeli ille de acıysa elbet seve seve! Emin misiniz? Eminim! Eyvah! Yağmur geliyor! Evden de epey uzağız! Korkmayın! Barınacak bir yer buluruz elbet! Şuralarda bir av köşkü olacaktı! Sırılsıklam olacağız! Ne güzel! Terk edilmiş bir şatoya benziyor! Korkusuz, o kadar samimi, o kadar güzelsin ki... ister istemez boyun eğeceksin küstahlaşmama. Masa girdik işte. Şimdi saflığının bedelini ödeyeceksin. Ne demek istiyorsun? Mutsuz olacaksın. Mutsuz? Sen mi? Kimseye hayır olmayacak birini, kendine bile hayır olmayan birini, yanlış birini seçtin Azize. Ne demek istediğini anlayamıyorum. Sakın ciddiye alma. Sakın bağlanma bana. Ömrünün sonuna kadar acı çekersin. Ne demek istediğini anlamıyorum. Gerçekten gerekiyorsa, seninle birlikte olmak için acı çekmek gerekiyorsa, severek razıyım. Hayrola, nen var senin? Yok bir şey. Ağlamışsın. Azize'yi göz göre göre kaptırdın Rıza'ya. Kuzum, gene neler saçmalıyorsun sen? Yürüyüşe çıktılar, daha da dönmediler. İyi etmişler. Sen dalga geçiyorsun ama bu gidişle ağzını havaya açacaksın. Rıza ilk gördüğü andan beri göz dikti Azize'ye, seni hiçe sayarak. Kendimi Azize'ye layık bulsaydım, ona çoktan sahip çıkardım. Rıza benden kat kat üstün, benden kat kat değerli bir insan. Azize onu o mutsuz halinden çekip çıkarabilirse daha da sevinirim. Böyle konuşma! Kemal bey sana çoktandır müstakbel damat gözüyle bakıyor. Kemal beydir, merak etmiştir Azize'yi. Alo?
Benim efendim. Azize mi? Burada. Daha doğrusu biraz önce Nermin'le dolaşmaya çıktılar. Uzağa mı? Yok canım, merak edilecek bir şey yok. Hem müsaade ederseniz bu akşam bizde kalsın. Yarın sabah erkenden. Efendim? Tabii, tabii, merak etmeyin. Teşekkür ederim Kemal Bey, iyi akşamlar efendim. Geliyorlar. Hem de el ele. Yakışıyorlar birbirlerine. Anlamıyor musun? Senin hesabına ben kahroluyorum. Rica ederim, bu görümce tavırlarını bırak. Onlar birbirlerini seçtilerse bize karışmak düşmez. Hadi, ekşitme yüzünü öyle, ayıp! Başım ağrıyor. Sorarlarsa yukarıda uyuduğumu söylersin. Hiçbir şöminenin bu kadar tatlı yandığını görmedim. Babamdan izin kopardığın için çok teşekkür ederim Hüseyin. Sabah bir aile telaşlanmış baban. Yusuf'u atlatıp kaçmana hiç mana verememişler. Nermin verdiydi o aklı. Nermin o aklı vermeseydi Yusuf şimdi buradaydı. Benim uykum geldi. İyi geceler. Nermin'in nesi var kuzum? Biraz soğuk almış. Geç oldu. Sen de yatsan. Ya erken daha. Gece yarısını geçiyor. Zaman ne çabuk geçiyor. İyi geceler. İyi geceler Hüseyin. İyi geceler. Sana bir şey danışmak istiyorum Hüseyin. Buyur. Biliyorsun, iki yıldır mesleğimden uzak kaldım. Acaba bıraktığım yerden devam etsem, intibak edebilir miyim dersin? Laf mı bu ya? Elbette! Azize'nin etkisi galiba. Bir gün içinde değiştirdi beni. Garip bir mutluluk tattırdı bana. Apansız huzura kavuştum Hüseyin. Eğer bu iyimserlik geçici bir bulut değilse, kovuğumdan çıkıp yeniden müspet olabilirim. Olabilirim gibi geliyor Hüseyin. Ne kadar memnun olduğumu bilemezsin Rıza. Hadi, bana odamı göster. Kim o? Benim Rıza. Kulübede söylediğin sözler aklıma takıldı. Benden gizlediğin, herkesten gizlediğin bir derdin var sanıyorum. Uyuyamadım. Takıldı aklıma. Sana rastladığımdan beri derdimden sıyrılmaya, derdimi unutmaya başladım Azize. Derdini paylaşmayacak mısın benden Rıza? Sana sığınmak, unutmak, o meseleyi yok saymak istiyorum. Benim çok dışımda, istesem de değiştiremeyeceğim, düzeltemeyeceğim bir mesele bu. Ne olduğunu söylemiyorsun. Üzme kendini. Aslında birleşmemiz engel değil. Bizim dışımızda, başkasıyla, başkalarıyla ilgili. Öyle sanıyorum ki bir köşede kendi hayatımızı yaşamamıza, birbirimize sahip çıkmamıza, birbirimize destek olmamıza engel değil. Kapalı kutu gibisin. Sen de her yanına ışık saçan küçük, güzel bir billursun. İnsanı büyülüyorsun. Belki gerektiğinden fazla. Gerçekten benim olur musun Azize? Cevabım belli değil mi? Kayıtsız şartsız evet. Kayıtsız şartsız? Hı-hı. Biraz ileri gitmiyor muyuz? Ne çıkar? Bir gün suçlamaz mısın beni? Niçin suçlayayım? Seni mutlu edemezsem? Her şeyi, her şeyi göze alıyorum. Seni ilk gördüğüm andan beri içimde bir duygu var. Biz tesadüfen rastlaşmadık. Biz birbirimizi mutlu etmek için karşılaştık. Niye küskünsün? Beni çok üzdün Azize. Anlamıyorum, birdenbire çok başına buyruk oldun. Yusuf'u atlatıp gitmeme kızdınız, biliyorum.
Ne olur beni anlamaya çalışın baba. Kendimi bildim bileli muhafazasız dolaştım, hatırlamıyorum. Bütün bunları daha önce konuştuk Azize. Böyle gerektiğini sana anlatmıştım. Babacığım, ne olur surat asmayın. Ben size bambaşka bir şey söylemek, güzel bir haber vermek istiyorum. Ne gibi? Söz verin kızmayacağınıza. Söz verin. Kızmam, söyle. Hmm. Ben evlenmeye karar verdim baba. Canım kızım benim! Nihayet karar verdiğinize çok sevindim. Hüseyin'in seni mutlu edeceğine bütün kalbimle inanıyorum. Hüseyin? Hüseyin değil baba. Hüseyin değil mi? Rıza'yı tanıyorsunuz baba, Hüseyin'in tıbbiyeden arkadaşı. Hani o gece tanıştırmıştım ya! Sen neden bahsediyorsun Azize? Ömrümde yüzünü bir kerecik gördüğüm adamı nereden, nasıl tanıyabilirim? Dünyanın en iyi, en sevimli, en dürüst insanlarından biri olduğuna inanın baba. Biliyorum ne düşündüğünüzü. Aslında Hüseyin benim için bir abiden farksız. Ona hiçbir zaman evleneceğim kimse gözüyle bakmadım. İyi ama böyle bir şeye benim iznimi almadan nasıl karar verebiliyorsun? Yarın sizden görüşmeye gelecek baba. Yarın izninizi istemeye gelecek. Babacığım, niye bu kadar menfisiniz? Kusuruma bakma yavrum. Babacığım... Düşünmek, yalnız kalmak istiyorum biraz. Alo, santral! 21.01.97'yi bağlar mısınız? Alo, Nermin! Sen misin kızım? Bana Hüseyin'i çağırır mısın? Hüseyin, sen misin yavrum? Beni dinle! Yarın sabah erkenden buraya gelebilir misin? Seninle önemli bir mesele hakkında konuşmak istiyorum. Teşekkür ederim evladım! 10.30 trenine binersen seni istasyonda karşılarım. İyi günler! Peki efendim! Teşekkür ederim! Kemal Bey beni çağırıyor, biraz telaşlı! Şaşılacak bir şey yok! Azize Rıza'dan bahsetmiştir, Kemal Bey de haklı olarak dehşete kapılmıştır. Rıza'nın nasıl bir adam olduğunu öğrendiği zaman daha da korkunç olacak. Azize'den çok seni ve beni suçlayacak. Göz yummamalıydık, Rıza'nın bu alçaklığına alet olmamalıydık. Ne alçaklığı, neden bahsediyorsun? Hüseyin, bugüne kadar göremediğin gerçeği sana açık açık anlatmanın zamanı geldi sanıyorum. Arkadaş diye bağrına bastığın Rıza, dünyanın en ahlaksız insanlarından biri! Başladın gene, saçmalıyorsun gene! Azize Rıza'nın evlenme vaadiyle kandırdığı ilk budala değil, aynı oyunu, aynı alçaklığı bana da yaptı. Zorla sahip oldu bana, zorla! Bütün karşı koymalarıma rağmen, anlıyor musun, namusumla, hislerimle oynadı benim! Bütün bunları sana bugüne kadar anlatmadım. Kendiliğinden hissedeceğini umdum, anladın, anlamak istemedin. Bana yaptıkları yetmedi, Azize'yi de, Azize'yi de göz göre göre mahvedecek! Seni böyle acele çağırdığım için özür dilerim yavrum. Önemli bir mesele hakkında görüşmem gerekiyordu. Azize hakkında mı? Durumu biliyorsun demek. Hayır, bir şey bilmiyorum efendim. Azize ile aranızdaki arkadaşlığın er geç bir izdivaç kararıyla neticeleneceğini tahmin ederken... ...bu Rıza Bey meselesi benim için beklenmedik bir şey oldu. Okul arkadaşın olduğuna göre Rıza Bey hakkında en doğru bilgiyi sen verebilirsin bana. Ne kadar güç durumda olduğumu bilemezsiniz efendim. Arkadaşım hakkındaki kanaatim dün akşama kadar gerçekten müspetti. Dün akşam Nermin'le konuştuktan sonra... Evet yavrum, Nermin'le konuştuktan sonra fikrin değişti mi? Çok güç durumdayım efendim. Ben sağlam kişilikte bir insan olarak tanırdım Rıza Tosunoğlu'nu. Tosunoğlu mu? Tosunoğlu mu dedin? Yanlış mı işitiyorum? Aman yarabbi! Bu adam Tosunoğullarındanmış demek! Yusuf! Buyurun beyim! Derhal köşke götür bizi! Başüstüne! Azize'nin hayatı tehlikede olabilir! Ne
burada, söyle! Söyle diyorum! Söyle! Söyle, ne yapıyorsun burada? Baba! Kollarını ağzını sıkıca bağla şunun! Azize! 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 Efendim baba! Nen var baba? Kimse gelmedi mi? Hayır, gelmedi baba! Yusuf Emine'ye söyle, hemen eşyaları toplamaya başlasın! Yarın erkenden İzmir'e hareket ediyoruz, ilk uçakta yer ayırın! Peki. Baba! Babacığım, gene ne oluyor? İzmir'de işimiz ne? Laf istemem Azize, hemen eşyalarını topla! Yarın erkenden gidiyoruz! Baba! Laf istemem dedim! Eğer bütün bu telaş beni Rıza'dan ayırmak içinse, bilin ki beni hiçbir kuvvet ondan koparamaz! Ben kararımı çoktan verdim! Hiçbir kuvvet beni kararımdan döndüremez! Esma, Tosun oğullarının biricik kızıydı. Bir tesadüf bizi karşılaştırdı. Birbirimizi sevdik. Bu aşk iki aile arasındaki yıllardır süren düşmanlığı siler zannediyordum, aksi oldu. Esma'yı istedim, vermediler. Başkasına söz kestiler. Düğün gecesi Esma'yı kaçırdım. Saadetimiz çok sürmemişti. Azize'nin doğumundan kısa bir süre sonra Esma'nın kardeşleri saklandığımız yeri bastılar. Esma'yı gözlerimin önünde kurşunladılar, çıldırmıştım! Esma'nın iki kardeşini de öldürdüm. Üçüncüsü, Rıza'nın babası Şevket, ağır yaralı olarak kurtuldu. Meşru sebebi de olsa, nihayet bir katildim. Uzun seneler hapiste yatmıştım. Azize, babasının katil olduğunu bilmesin istedim. Şevket peşimizdeydi, ikimizi de öldürmeye ant içmişti. Azize kan davasının boğucu ağırlığını taşımasın istedim. Ondan hayatımızı zindana çeviren sırrı sakladım. Hata etmişim. Azize'ye gerçeği söyleseydim, Rıza Tosunoğlu'nun can düşmanımız olduğunu bilecekti. İzimizin bulunduğunu, Rıza'nın bir ölüm habercisi olduğunu anlayacaktı. Beni er geç öldürecekler. Ölürsem, katilimin Rıza Tosunoğlu olduğunu Azize'ye söyleyeceksin. Kızımın babasının katiline aşık olmasına razı olamam. Nereye gidiyorsunuz küçük hanım? Biraz hava almaya. Özür dilerim küçük hanım. Beyefendi dışarı çıkmanıza izin vermiyor. Bu da mı gelecekti başıma? Bunu da mı görecektim? Hayatımın en mutlu gününde... Sebebini bilmediğim, sorumlusu olmadığım bir takım olaylar yüzünden bir mahpus hayatına mahkum ediliyorum. Haksız mıyım Yusuf? Beni affedin küçük hanım. Azize! Azize yavrum! Hazırlığını tamamla! Yarın sabah erkenden hareket ediyoruz. İyi geceler. Ortalığa göz kulak ol Hamdi efendi. Merak etme bey.
Yusuf'la misafir gittiler, acele edelim bey. Kim var orada? Benim beyefendi, Hamdi. Sana eve girmeyeceksin demedim mi? Ne işin var bu saatte burada? Bahçede bir karaltı var beyefendi. Korktum, haber vereyim dedim. Kızılmaz o nerede? Canını almadan söyle! Yavrum, seni de öldürür, kaç! Bu kan davasından kurtulmaya çalış yavrum! Bırak, sırası değil, kaçalım buradan! Mazo'yu bulmadan bir yere gitmem! Kapı vuruluyor, duymuyor musun? Kapıda biri var, çabuk, çabuk! Thank you.
Lütfen benimle gelir misiniz? Olayın nasıl cereyan ettiğini anlatır mısınız? O civarda oturan bir arkadaşımdan misafirlikten dönüyordum. Silah sesleri duydum. Köşkün bahçesine girdiğimde, bahçe kapısının yakınında yaralı genç kızı gördüm. Yoldan geçen bir arabaya koyup getirdim, bildiklerim bundan ibaret. Adınız? Hasan Çevren. Adres? Perihan Sokak, 12 Şişli. Şurayı imzalayın. Hangi yüzde geliyorsun? Yalvarırım etme! Yalvarırım acı bana! Hamdi kaçtı, yapayalnızım! Bu dünyada senden, biricik oğlumdan başka kimsem yok! Nasıl yaptın, nasıl işledin o cinayeti? İğreniyorum, iğreniyorum senden! Namus için! Ailemizin namusunu temizlemek için feda ettim kendimi. Azize ile konuşurken Rıza bahsinden mümkün olduğu kadar kaçınmaya çalış. Babasının katili olduğunu Azize er geç öğrenmeyecek mi? Bütün deliller Rıza'nın aleyhinde ama ben gene de onun böyle bir cinayet işleyebileceğini akıl erdiremiyorum. Gene duygularınla hareket ediyorsun. Bizim vazifemiz Azize'yi de polisi de ikaz etmektir. Nermin, çok rica ederim, aklını başına topla. Azize iyileşince babasının anlattıklarını ona er geç söyleyeceğim. Rıza'yı polise ihbar etmeye gelince, işi her yönünden düşünüp suçlu olduğuna adam akılla kanaat getirmeden iğrenç bir şey olur. Azize ne durumda? Biraz daha iyi efendim. Babasının öldüğünü biliyor mu? Evet. Girebilir miyiz? Buyurun. Geçmiş olsun Azize, olayı geç haber aldık. Ne kadar üzüldüğümüzü bilemezsin. Rıza gelmedi mi? Yoksa gelmesine sen mi engel oldun? Zavallı babacığım! Senden konuştuktan sonra adeta dehşete kapıldı. Beni Rıza'dan ayırmak için o gün babama kim bilir neler söyledim. Azize! Seni yanlış tanımışım Hüseyin. Dost değilmişsin sen. Bu acı günümde bile Rıza ile arama girmek için bir takım dolaplar çevirdinse hiç şaşmam. Azize, böyle düşünmekte ne kadar yanıldığını er geç anlayacaksın. Polisler ifadenizi alacaklar. Peki. Azize Hanım, sizi buraya getiren şahsı hatırlıyor musunuz? Hayal meyal de olsa. Daha önce söyledim, kendimden geçmiştim. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Bu nokta üzerinde niçin bu kadar durduğunuzu anlayamıyorum. Katillerden biri Bahçıvan Hamdi. Kimliğini teşhis edemediğimiz ikinci katilinse sizi hastaneye getiren şahıs olduğundan şüphe ediyoruz. Bütün bu karışık işlerden hiçbir şey anlamıyorum. Sizi buraya getiren şahsın gerçek kimliğini ve adresini gizlediği anlaşıldı. Üzerinde eski bir pardösü bulunan, siyah saçlı, yeşil gözlü, 30 yaşlarında yakışıklı bir genç. Böyle bir kimseyi tanıyor musunuz? 30 yaşlarında, esmer... hayır, hayır, tanımıyorum! Hastaneye getirildiğinizde, yaranızda sarılı bir atkı vardı. Atkının sizi getiren meçhul gence ait olabileceği üzerinde duruyoruz. Bu atkıyı hatırlıyor musunuz? Hayır, 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 ilk defa görüyorum. Mümkünse hastayı fazla yormayın efendim. Zaten şimdilik soracaklarımız bu kadardı. Çok teşekkür ederiz. O atkının Rıza'ya ait olduğunu polisten niçin gizledin Azize? Olamaz! Olamaz çünkü! Bal gibi olabilir! Nermin! Gene ne dönüyor? Gene ne gizliyorsunuz benden? Açık konuşun, ne demek istiyorsunuz? Bir şeyler gizliyorsunuz siz! Gizlemek isteyen Hüseyin, ben konuşmak taraflısıyım. Baban ölümünden birkaç saat önce Hüseyin'le yaptığı o görüşmede bir kan davasından söz etmiş. Kan davası mı? Nermin!
Her şeyi bilmesi lazım Hüseyin. Babanın dediğine göre Tosunoğulları ailesi, yani Rıza'nın soyu, size yıllardan beri kan davası güdüyormuş Azize. Rıza'nın sizleri öldürmek amacıyla hareket ettiğinden, aranızdaki ilişkinin bir pusu olması ihtimalinden şüphe etmişti baban. Şüphe demek hafif kaçar. Rıza'nın kimliğini öğrenince adeta çılgına dönmüştü. Bütün bunları sana iyileştikten sonra anlatmam gerekirdi. Bir kere oldu. Rıza'nın bu işte parmağı olduğuna bir türlü inanamadığım için senin de fikrini almadan polise ihbara kalkışmam alçaklık olurdu. Neler söylüyorsun? Neler saçmalıyorsun? Bütün bu iğrenç iftiraları sıralamaktan nasıl zevk alıyorsunuz? Gerçeği boşuna reddediyorsun Azize. Biraz önce sana gösterilen atkının Rıza'ya ait olduğunu inkar edebilir misin? Babanı vurduktan sonra vicdan azabına kapılmış, seni hastaneye getirmiş olabilir. Zaten hepimizden gizlediği bir şey vardı. Defolun, defolun! Yalnız bırakın beni! Sen bilirsin, benden söylemesi. Sana ve Rıza'ya karşı en ufak bir kötü niyetim olmadığını er geç anlayacaksın. Bu konuşulanlar tamamen aramızda kalacak. Sana şerefim üzerine söz veriyorum Azize. Defol! Defol buradan! Hiçbir sözüne inanmıyorum! Ona leke sürmeye, ona bir kötülük etmeye kalkışırsanız intikamım korkunç olur! Bir ilaç verin! Uyutun beni! Hiçbir şey, hiçbir şey düşünmek istemiyorum! Hiçbir şey hissetmek istemiyorum! Nöbetçi doktorla görüşmek istiyorum. Nöbetçi doktorla mı görüşüyorum? Bir hastanın durumunu soracaktım efendim. Azize, kolundan kurşunla yaralanmıştı. 2 gün önce. Evet, yarın taburcu oluyor. Fakat olayın etkisiyle olacak, devamlı asabi krizler geçiriyor. Dikkat etmek, ihtimam göstermek lazım. Azize Sönmezoğlu'nu arıyorlar. Kim olduğunu sorun. Biraz da yakınlarının ilgilenmesi lazım. Kimseniz Azize Hanım'a haber verelim. Cinayetle ilgili biri olacak. Belki de katilin kendisidir. Alo, benim. Benim Nermin Hanım. Evet, burada. Hamdolsun iyi. Şimdi geldik. Baş üstüne, bir dakika. Nermin Hanım. Teşekkür ederim, iyiyim. Zahmet etmeyin, yalnızlıktan bir şikayetim yok. Hüseyin mi? Benden görüşmek mi istiyor? Hâlâ mı? Rıza'ya bulaştırmak istediği o korkunç iftiradan sonra mı? Günahsız bir insana düşünmeden sürmek istediği o çirkin lekeden sonra mı? İyiliğim için mi? Çok teşekkür ederim Nermin. Bütün iyilikleriniz için. Kardeşinin oyunlarına kandığın için seni de affetmiyorum Nermin. İkinizi de görmek istemiyorum artık. Karıştırmaya geldin. Başım dertte, bırak beni, polis arıyor. Babandan para aldım, memlekete kaçacağım.
Öyle gözlerini devirerek bakma bana. Hamdi söyledi, Kemal öldü ama kızı sağmış. Kurtulmuş. Onu öldürmeden, zümrütlü altını almadan bir yere gitmem. Yetmedi mi işlediğin cinayet, yetmedi mi, yetmedi mi? Kızı öldürmeden, zümrütlü altını almadan bir yere gitmem. Sana bugüne kadar acıdım, hata ettim. Öz babamı polise ihbar etmek elimden gelmez ama o kızı elini sürecek olursan... Ya ama yok. Baba! Bir yere kıpırdama vururum. Baba, öz oğluna gerçekten kıyar mısın? Davama ihanet edersen hiç bakmam. Sen korkunç bir yaratıksın. Buradan bir yere çıkarsam vururum. Pekala. Öyleyse sana bir teklifim var. Neymiş? O koca köşkte zümrütlü altının gizlendiği yeri bulamayacaksın. Kemal Söylemezoğlu'nun onu bir çömlekçiye verip... üstüne bir kızıl vazo örttüğü rivayet edilir. Vazonun yerini biliyor musun? Hayır, bilmiyorum ama... ne bahasına olursa olsun bulup çıkaracağım. Esma'nın ailemizden çaldığı gerdanlığın Sönmezoğullarında kalmasındansa... Benim sana teklifim şu, köşke ben gireyim. Kızıl vazoyu bulmaya çalışayım. Vazoyu bulup getirebilirsem kızın canına kıymaktan vazgeçeceksin. Gene bir dolap çeviriyorsun sen. Hayır, açıkça pazarlık ediyorum. Köşke girer, kızı vurursan nasıl olsa fırsat kalmaz. Yakalarlar seni, ya da öldürürler. Bir şartla kabul. Bu gece yarısına kadar vazoyla dönmezsen hiçbir kuvvet engel olamaz bana. Kızı öldürürüm. Vazoyu alırsam öldürmeyeceğine yemin et. Sana güvenmiyorum ama bir tek fırsat tanıyorum sana. Bu gece için. Önce yemin et. Senin için o kadar önemli olan aile şerefin üzerine. Vazoyu getirirsem kızı öldürmekten vazgeçeceğine yemin et. Kız nasılsa evlenecek, başka soya karışacak. Sönmezoğlu adını taşımayacak. Oysa kızıl vazonun içinde senin aile şerefin gömülü. Pekala, anlaştık. Yemin istiyorum. Kızıl vazoyu bulup getirirsen... kızın canını bağışlayacağım. Ama bir hileye başvurursan sen de elimden kurtulamazsın. Katil odayı tamamen alt üst etmişti. Polisler de arama yaptılar. Polisler babanızın cüzdanından çıkan şu anahtarı da size verilmek üzere bana teslim ettiler. Şu sandığı açıyormuş. İçinde kıymetsiz eşyaları, öteberisi duruyormuş. Ne garip! Böyle bir sandığın varlığından haberdar bile değildim. Anneciğimin gelinliği olsa gerek. Zavallı babacığım. Bu değersiz vazoyu bu kadar önemli sakladığına göre... manevi değeri büyük olmalı. Herhalde anneciğimden kalma bir hatıra. Bu gece yemek yemeyeceğim Emine. Ölenle ölünmez küçük hanım. Babamın öcünü alana kadar... bana ne yemek ne de içmek var Emine. Bana tabancanı ver Yusuf. Babam beni çocukluğumdan beri bu iş için yetiştirmiş. Şimdi anlıyorum. Şimdi anlıyorum tabancanın değerini. Hayır. Kilitleme kapıları. Nasıl olur küçük hanım? Neden korktuğunu biliyorum Yusuf.
Babamın bir kan davasına kurban gittiğine, babamı öldürenlerin beni de yok etmek için er geç geleceklerine hiç şüphem yok. Benim için işin asıl korkunç yanı, suçsuzluğuna %100 inandığım birinin bu işte töhmet altında kalması. Bir taşla iki kuş vuracağız Yusuf. Hem babamın öcünü alacağız, hem de yok yere töhmet altında kalan bir insanın suçsuzluğunu ispat edeceğiz. Ne yapmak istediğinizi anlamıyorum küçük hanım. Biz babanızın öcünü nasıl alacağız? Kapıları gelecek ziyaretçiler için sonuna kadar açık tutarak ve gece gündüz pusuda bekleyerek. Nasıl olur küçük hanım? Çekiniyorsan açık söyle Yusuf. Sana katiyen kırılmam, gücenmem. Bugüne kadar kendini bizim için kâfi derecede tehlikelere attın. İstersen bu andan itibaren Emine'yi de alıp buradan uzaklaş. Ben bu işi kendi başıma da halledebilirim. Siz beni kovmadıkça ben bir yere gitmem. Emine ile ben babanızın çok iyiliğini gördük. Ben sizi öz bacım gibi severim Azize Hanım. Sağ ol Yusuf. Emirlerinizi bekliyorum. Ne derseniz, nasıl isterseniz öyle yapacağım. Öyleyse bütün ışıkları söndür. Kapıların hiçbirini sürgülemeyeceğiz. Bu geceden itibaren sırayla nöbet tutacağız. Bir sen, bir ben. Hadi şimdi git yat. Bu gece nöbet benim. Hayır küçük hanım. Ben de dışarıda nöbet tutacağım. Azize! De-
demek, kan davası da değil. Mücevher! Adi bir mücevher hırsızı! Bir mücevher için öldürdüm babamı demek ki! Azize! Yusuf! Yusuf! Santral, lütfen polisi bağlayın! Azize! Alo, polis mi? Burası Gülçeşme Kuleli Köşk! Kemal Sönmezoğlu'nun katili yakalandı! Çabuk gelin! Gerçek sandığın gibi değil Azize! Bir gün benim hiçbir suçum olmadığını anlayacaksın! Yukarı taşıyın onu, çabuk polis gelmeden! Delirdiniz mi, çıldırdınız mı küçük hanım? Teslim edemeyeceğim! Onu kendi elimle teslim edemeyeceğim! Her şeye rağmen suçsuz olabilir! Yusuf, çabuk çabuk diyorum! Polisler görmesin onu! Alo, santral! 21-01-97! Alo, alo! Hüseyin sen misin? Hüseyin benim, Azize! Çabuk gel Hüseyin! Çabuk diyorum! İlk yardım malzemesi getir, ameliyat malzemesi! Sorma bir şey! Bir şey sorma, yalvarırım! Katil nerede hanım? Katil kaçtı! Kaçtı mı? Eve bir karaltı girdiğini gördüm, ateş ettim! Yaralandı, kendinden geçtiğini sandım, ben size telefon ederken kaçıp gitmiş! Nasıl bir kimse olduğunu tarif edebilir misiniz? 45-50 yaşlarında, orta boylu! Çabuk vakit kaybetmeyelim, yaralıysa uzağa gidemez, bütün etrafı tarayalım! Ne var? Ne oldu Yusuf? Azize Hanım Rıza Bey'i vurdu, yukarıdalar! Bana hiçbir şey sorma! Ne olur onu kurtarmaya çalış! Kurşun damara değmiş galiba! Kapılar... Bütün kapılar kilitliyim. Babam... Babam her an gelebilir. Sana her şeyi söylemek zorundayım. Hayatın tehlikede Azize. Babam kızıl vazoyu almak için... Seni öldürmek için gelecek. İkinci bir faciayı önlemek için... Vazoyu ona getireceğime söz vermiştim. Başaramadım! Babanı vuran da oydu Azize! Ben değil, babam vurdu Kemal Bey'i! Kapıları kilitleyin! Ne yazık ki... Ne yazık engel olamadım! Rıza! Korkma, kan kaybından halsiz düşmüş! Yusuf, bütün kapıları sürgüne! Kurtulacak mı? Korkacak bir şey yok! Thank you.
Rıza, kendine gel. Çok bitkinim. Uzanacağım. Sen yatmıyor musun? Şu sigarayı bitireyim, geliyorum. Ne olur, bütün gerçeği anlat bana. Tosun oğulları ile Sönmez oğulları arasında 60 yıldır süre gelen düşmanlık, babanın Esma halamı kaçırmasıyla alevlenmiş. Bizimkiler senin doğuğundan kısa bir süre sonra anneni vurmuşlar. Ailenin namusunu kanla temizlemişler. Peki, babamı niçin öldürdüler? Senden gizlemiş olacaklar. Baban anneni ve seni savunurken iki amcamı öldürmüş. Babam kurtulmuş yalnız. Ve kardeşlerinin intikamını almayı and içmiş. Ben de amcalarımın kanına kan almak için yetiştirildim. Ne insafsız bir düzen! Baban Kemal Bey bir süre hapis yatmış. Arkadan sonu gelmeyen korkunç bir kaçıp kovalamaca başladı, değil mi? Zavallı babacığım! Beni üzmemek, bana acı çektirmemek için gizledi bütün bunları. Halbuki ben ona zaman zaman ne kadar insafsız, ne kadar zalimce davrandım. Sana 60 yıldır süren bu kanlı hikayeyi anlattığım için beni affet. Bütün hayatım boyunca bir kabus halinde o 60 yılın karanlığını yaşadım. Seni tanıyıncaya kadar. Sen o karanlığı dağıttın, aydınlattın. Gerçek saadet neymiş, ilk defa seninle anladım. Annem senin halan oluyor, değil mi? Ne tuhaf! Onun için mi birden yakınlık duydum sana? O korkunç kan mı bağlıyordu bizi? Esma hala, çocukluk rüyalarımın tek güzelliği. Sana rastladığım ilk geceyi hatırlıyor musun? Şuur altımın karanlıklarında bir ışık yandı birden. Bu yüzü tanıyordum, büyülenmiştim. Onun gelinliğini giymemi ister misin? Bilmem. Gözlerini kapa. Annemi, Esma halışım. O uğursuz zümrütlü altını takma. Bu kadar kıymetli mi bu zümrütlü altın? Uğrunda kan dökülecek kadar. Bizim ailede anadan kıza geçen bir nevi uğur, bir nevi tılsımdı. Sözde mutluluk ve bereket getireceğine inanılırdı. O uğursuz zümrüt yüzünden az kaldı senin katilin oluyordu. Azize! Kaderim, annemin kaderine mi benzeyecek dersin? Sana uzanacak elleri parçalarım, babam bile olsa! Neredeyse sabah olacak. Babam gelmedi. İçimde garip bir his var. Babam bizi gözetliyormuş gibi bir his. Bütün kapılar sürgülü. Artık bu karanlık, bu korkunç şeyleri düşünme. Senden Hüseyinlerin çiftliğinde ilk gezintiye çıktığımız o güzel günleri düşün. Geleceğimizi, her şeye rağmen mutlu olacağımızı düşün. Ne olur uyumaya, unutmaya çalış. Sabaha kadar burada senin yanında olacağım. Bir tabanca bul! Esma! Işıl söndür!
Sesini çıkarma! Davranmayın! Baba! Kahpe! Oğlumu da kandırdın! Oğlumu da baştan çıkardın! Öz oğlumu da elde ettin ha! Baba! Yollarında kaldıkça mezarımda rahat uyuyamayacağım Esma. Gördün mü? Kiralık katili yakalamışlar. Bir düşmanlık 60 yıl nasıl sürebilir? Ah, ben dememiş miydim bak? Rıza Tosun oğlu beraat etmiş. Ne korkunç bir olay! Aa, şurada duran adama bak! Hı? Olayın kahramanına ne kadar benziyor! Hangi olayın? Kızılvazo olayının canım! Neden olmasın? Babasının memleketine gidiyordur. Fazla hayal kuruyorsun şekerim. Bahse girelim istersen! Gidip sorsam kızar mısın? Neden kızacakmışım, git sor! Dersiniz. Kızılvazo olayının kahramanı Rıza Bey'siniz, değil mi? Evet. Bahsi. İnsan inanamıyor bu asırda böyle bir olay geçebileceğini. Affedersiniz. Şimdi sizin Azize Hanım'ı da öldürmeniz gerekiyor. Öyle değil mi? Zümrütlü Altın hala sönmez oğullarındaymış. Gazete öyle yazıyor. Onu öldürecek misiniz? Sevmenize rağmen? Kan davasının kanunu böyle emrediyor. Azize'nin bu vapurda olduğunu öğrendim. Onu öldürüp Zümrütlü Altın'ı alacağım. Doğru söylemiyorsunuz! Ah! Bu uğursuz tılsımdan kurtul... Bu Zümrüt Altın'da... karanlık geçmişimizle bir Karadeniz'in derinliklerine gömülsün.